Arkadaşlar, yeni bir videodan hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir. Bugün gördüğünüz gibi yine yollardayız ve çekimini yaptığım araç hepinizin çok sevdiği, yakından ilgilendiği bir araç. Fiat Egea 2023 model. 1.3 dizel 95'lik ve AdBlue'lu, yani Euro 6 modeli. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, biraz rahatsızım, bu yüzden sesim kısık. Bunun için şimdiden kusura bakmayın. 1.3 Multijet motorla ilgili birçok videom var. Özellikle benim kendi şahsi aracım Linea ile ilgili. Yine keza Egea ile ilgili 1.4 Fire çekmiştik, bildiğiniz üzere. Atmosferik motor. Yine aynı güzergahta. O da 2023 modeldi. Bugün de 1.3'ünü sizlere çekmek istedim. Bu araç 2023 model. 32.000'de bir araç. Zaten klasik multijet motor, bildiğiniz üzere. Sadece Euro 6 AdBlue'lu modeli. Ben AdBlue'yu pek beğenmiyorum. Zaten bunu daha önceki videolarımda da size söylemiştim. AdBlue, evet, hani çevreye bir katkısı var, ancak araç için değerlendirecek olursak sürekli biten ve AdBlue'un olduğu sistem arıza veren bir sistem. Bu yüzden pek sevilmez, tercih edilmez. Ben de pek sevmiyorum. Evet, çevre açısından yararı var mı? Var. Ancak araç bazında değerlendirecek olursak, motor mekanik olarak değerlendirecek olursak, araca epey bir zararı var. İlerleyen süreçlerde sürekli AdBlue arıza veren bir sistem. Bu da yüklü paralar demek tabii ki size. O yüzden AdBlue'unuzu sık sık kontrol edin. Gazlamanıza dikkat edin. Çünkü AdBlue gazlamayla orantılı bir şekilde biten bir sıvı. Ne kadar çok gazlarsanız o kadar daha çabuk bittiğini gözlemlersiniz. Ben şahsen gözlemledim bunu. Araç ile ilk izlenimim, yani benim Linea da 1.3. Ancak bu araç bayağı sessiz, yani şu anda bakın gaz veriyorum ama yani araçta herhangi böyle olağanüstü bir ses yok. Aracın özellikle motor kısmındaki yalıtımını ben çok beğendim, bu yüzden gayet güzel bir yalıtım uygulamışlar araca. Böyle ağım şahım bir ses gelmiyor. Sadece şu an aracımızda kış lastiklerimiz mevcut. Aldığım ses kış lastiği ve yanal rüzgarları sesi, o kadar. Herhangi bir motor sesi ben pek fazla almıyorum. Özellikle mesela şu an ayağım gazda, sabit bir gaz veriyorum aracı, 2000 devirdi. Herhangi bir motor sesi falan rahatsızlık duymuyorum ki müzik açtığınızda zaten o ses bile olmuyor araçta. Bunu da yine size söyleyebilirim. Evet, hızım çok yüksek de değildi ama su birikintisine girince araç birden kendine atma eğilimi gösterdi. Siz çok dikkatli olun lütfen bu konuda arkadaşlar. Sakın kendinizi, aracınızı ve çevreyi riske atmayın. Aracımız 1.3 Multijet, dediğim gibi. Benim 1.3 Multijet motoru ne kadar çok sevdiğimi zaten çok iyi biliyorsunuz. Kronik problemleri, çözümler hakkında videolarımız var. Onun dışında 1.3 alınır mı alınmaz mı, bunun hakkında videomuz var. O da epey 40.000 civarı izlenmiş bir video. Onu da yine kanalımdan erişebilirsiniz. E, 1.3 her zaman dediğim gibi ekonomi ve tam bir aile arabası. Aile arabası derken ne ister aileler? Ekonomik, sağlam, konforlu. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte. Bir 1.3 motor hem ekonomik hem az yakıyor. Problemi daha az, bakımlı olduğu sürece tabii ki. Dizel araç masraflıdır derler. Evet, dizel araç masraflıdır ama bakımı yapılmadığı zaman masraflıdır. Bakımı yapılan bir dizel motor size gayet uzun uzun kilometreler sorunsuz bir şekilde götürebilir. Benim dinleyen 204.000'de. Ancak yani 50.000'deki, 80.000'deki belki multijet motorlara taş çıkartan cinsten. Çünkü gayet bakımlı. Her zaman serviste en iyi yağ, en iyi orijinal parçaları kullanırım ben kendim. Size de yine aracın motor mekanik aksamında orijinal parça kullanmanızı tavsiye ediyorum. Aracın motor sağlığı açısından çok önemli. Özellikle de yağ. Kendi kullandığım yağ sizlere
isteyen arkadaşlar olursa söylerim arkadaşlar. Ulaşmanız yeterli bana. Yine kullandığım yağdan çok memnunum. Araç ile ilk izlenimim debriyajı ve vites geçişleri çok güzel. Debriyajı yumuşak, vites geçişleri güzel. Bunun dışında diğer işte oturma pozisyonudur, ne bileyim konforudur, bundan pek bahsetmeyeceğim. Çünkü zaten 1.4 Fire videomuzda bunlardan bahsetmiştik sizlere. Ben şu an sadece yolun keyfini çıkartmanızı, karla karışık yağmur yağıyor. Güzel bir puslu hava var, sisli bir hava var. Güzel bir post sürüş çekmek sizlere dileyim. Zaten 1.3 dizel hakkındaki videolarımı biliyorsunuz, epey bir videom var. Diğer Egea'dan farklı olarak, diğer Egea'da ekran bildiğiniz gibi üstteydi, yani full ekranıydı. Burada orta paket ekranı koymuşlar. Ben bu ekranı pek beğenmiyorum. Hatta hiç beğenmiyorum. Dokunmatik hassasiyeti de çok kötü. Hatta abartacak olursak leş gibi. Hassasiyetini hiç beğenmiyorum. Görüntü olarak da çok hoş değil zaten. Bu yani Doğan Selex gibi böyle üst konsol yapmışlar. Böyle hani yüksek göğüs, alçak göğüs vardır ya. Onun gibi olmuş biraz şu kısım. O yüzden ben bunu pek beğenmedim. Onun dışında zaten diğer her şeyimiz diğer araçla aynı. Bütün teknik özellikler, yani şey, iç olarak teknik özellikler aynı. Buradaki butonlar, işte cam açma otomatikleri, buralar falan hepsi aynı. Ha bir de bu araçta ne yazık ki hız sabitleyicimiz yok burada. Diğer aracımız da vardı. Hız sabitleyici bir araç için olmazsa olmazlar. Özellikle böyle uzun yola gidiyorsanız, hani düzse yol, gerçekten hız sabitleyici çok işe yarayan bir özellik. Ben çok seviyorum hız sabitleyici kullanmayı. Ve diğer araçta fark ettiyseniz çok stabil işliyordu. Yani herhangi böyle hani çok fazla dik yokuş olmadığı sürece araç çok fazla kendini düşürmüyordu. Düşürüyorsa bile tekrardan toparlıyordu kendini. Onun çalışma prensibini ben beğenmiştim. Bir de kullanması çok basitti. Yani direkt aktif edip çıkartabiliyordunuz hız sabitleyiciden bir fren hamlesiyle. Güzel oluyordu. Fiat'ın araçlarını kimse beğenmez ama ben beğeniyorum arkadaşlar. Çünkü hani Fiat, Renault genelde ekonomik araç üretirler. Ucuz maliyetli. Hani Türk halkına, Anadolu çocuklarına hitap eden bir araç üretmek onların tek amacı. Yani bunun herkes farkında. O yüzden çok fazla böyle bir üstün performans, üstün konfor, üstün malzeme kalitesi beklememek gerekiyor. Bu araç 2023 model. Hani çok konforlu mu? Hayır. Çok böyle malzeme kaliteleri ağım şahım mı? Değil. Ama üzerinde bulunan motor 1.3 motor. Gerçekten ödüllü bir motor. Uzun ömürler size yetecek motor. Bu da ne demek? Ekonomik bir motor demek. Yağını suyunu koyacaksın, antifrizini koyacaksın en kalitelisinden. Bakımlarını 10.000'de değil de 7.000'de, 8.000'de yaptıracaksın. Bu araç sana çok uzun kilometreler yetecek. Ben zaten kendi aracımda bile biliyorsunuz 10.000'i beklemem. 8.000'de, maksimum 9.000'de hemen giderim servise. Aracımın yağını suyunu değiştiririm ve bu zamana kadar çok şükür hani araç bir senedir bende, 1,5 senedir bende yaklaşık. Herhangi bir yağ eksiltmesi yok. En ufak bir yağ eksiltmesi yok hatta. Ya ben gayet mesela bu araçla ilerleyebiliyorum sakince, mesela 90'la 5. viteste çok rahat gidebiliyorum. Tabii ki 1.4 Fire bu hızlarda, yani bu viteste, bu yokuşları çok kolay çıkmayacak. Devrini buldurmanız lazım. Gerçi biz diğer videomuzda da çok fazla basmamıştık araçla. Yine her videomuzda olduğu gibi temkinli bir şekilde ilerlemiştik. Kornamız bu şekilde. Klasik Fiat. Aracımızda gündüz ledlerimiz var. Burada telefon çağrı yanıtlama bitirme tuşlarımız var. Yine Bluetooth desteğimiz var küçük ekranımızda. Müzik çalıyor ancak Apple CarPlay desteği yok bu ekranla. Diğerinde var. O 1.4 Fire videosundaki büyük ekranda var. Ön arka cam ısıtmalarımız var. Önde de rezistanslar var. Çok stabil bir şekilde çalışıyor. Hemen götürüyor buğuları. Şöyle kapatalım. Artık buğumuz geçti. Klimayı da kapatalım. Aracımızda
Yine ESP bulunmakta, far yüksek ayarlarımız bulunmakta, arka sisimiz bulunmakta. Ancak ön sisimiz ne yazık ki yok. Lastik basınç sensörümüz yine bu araçta mevcut. Ben her zaman diyorum arkadaşlar, hani çok böyle uçan kaçan bir araca ihtiyaç yok. Çünkü Türkiye şartlarında, Türkiye yollarında her yer radar, her yer viraj. Bu yüzden hani 200-200 nereye kadar gideceksiniz? O yüzden her zaman can güvenliği diyorum. Her zaman temkinli olmanız, her zaman kendinizi ve çevrenizi riske atmamanız gerekiyor. Hiçbir zaman. Buraların manzaraları epey güzel. Karşımızda güzel bir dağ var. Kar yağmış ancak sisli olduğu için hava pek fazla belli olmuyor. Şöyle kendimi sola atmak istiyorum. Çünkü sağ taraf biraz buzlu. Hiç riske gerek yok. Tehlikeye gerek yok. Sakince ilerliyoruz. Trafik zaten boş. Bu araçlardan kullananlar var mı? 2023 AdBlue modeline özellikle izleyicilerden istediğim bir şey var. AdBlue olarak herhangi bir sıkıntı yaşadığınız var mı? Ya da ne gibi sıkıntılarınız oldu? Nasıl çözdünüz? Ben bunu çok merak ediyorum. Onu da yine yorumlar kısmında tecrübelerini paylaşırlarsa diğer arkadaşlarımıza da fikir vermiş olurlar. Keza bana da öyle. O yüzden bu araçlardan kullananlar, AdBlue'lu araçlar, ne gibi sıkıntılar olduğu, nasıl çözdüler, ne kadara çözdüler, bunu dinle paylaşırlarsa çok memnun olurum. Bu araçlar hakkında çok ön yargılar var, özellikle 1.4 Fire hakkında. Arkadaşlar bu araçlar dediğim gibi, az önce de belirttiğim gibi, çok böyle kaliteli araçlar değil, konforlu araçlar değil. Ancak Türkiye koşullarında binilebilecek en güzel araç bence Egea. Fiyatına göre donanımı ve performansı bence yeterli seviyede. Bu fiyatlara radyosu olmayan, 4 otomatiği olmayan, ESP'si olmayan, lastik basınç sensörü olmayan araçlar var. Yani isim marka vermiyorum ama zaten biliyorsunuz ben çok kıyaslama yapan bir insanım. Özellikle segmentleriyle. O yüzden bu araç gerçekten günümüzde alınıp binilebilecek bir araç. Ben şahsen Linea'dan sonra düşünebileceğim ilk sırada araçlardan biri Egea'dır yani. Çünkü maliyeti az. Ben çok uzun yol giden bir insanım. Uzun kilometreler kullanan bir insanım aracı. Çok sık geziyorum. Çok sık bir yerlere gidiyorum. O yüzden bana ne lazım? Ekonomik bir araç lazım. Yolda bırakmayacak. Güvenli ve modeli yüksek bir araç lazım. Arkadaşlar yeni her zaman yenidir. Ben şu kafadayım. Hani 1 milyon işte sallıyorum 800 bin liram var. 800 bin liraya 0 Egea mı alayım yoksa işte gidip 2010 Passat mı alayım falan. Ben bunları sevmeyen bir insanım. Bu polemiğe girmek istemeyen bir insanım. Yeni her zaman yenidir arkadaşlar. İstediği kadar kaliteli, konforlu olsun ama yeni her zaman yenidir. Bunu unutmamak lazım. Hiçbir zaman. Yine bu konuda düşünceler olan varsa yorumlar kısmında belirsin. Birbirimizle paylaşalım. Videomu yavaş yavaş sonlandırmak istiyorum. Sizlere böyle vlog tadında yolları görün, Ege'ye görün istedim. Ufak tefek düşüncelerimi kattım yine sizlere. Umarım beğendiğiniz bir video olur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımız çok güzel gidiyor. Her geçen gün izlenmelerimiz ve abone sayımız artıyor. Yine bu araçla ilgili yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Bekliyorum. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.